Merhaba, bayağı e, iltifatlarla dolu bir e, giriş yapıldı. Ona layık olmaya çalışacağım. E, çok basit bir tasarımım üzerine konuşacağım. Fakat önce biraz tasarımda olan, dolayısıyla da inovasyonla olan ilişkimden söz etmek isterim. E, her ne kadar bu tür etkinliklerle ele alınsa da, inovasyonu böyle... Çok e, büyütülen e, hayatımızda ayrı özel yeri olan bir durum olarak algılayan biri değilim. İnovasyonu nefes almak kadar doğal her insanın, her ne kadar disiplin olarak mimarlık dolayısıyla tasarımda yer alıyorum ve uzaktan bakıldığında bir başka meslekten inovatif özellikleriyle ayrılan bir meslek icra ediyor olsam da bunun her insan tarafından gündelik hayatının her anında var olması gereken, diri tutulması gereken bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. E, nitekim tasarladığım bütün mekanlar ve binalarda da Temel beslenme kaynağım benim her zaman için gündelik hayat olmuştur. Bütün bunları biliyoruz ki insanların hayatlarını daha sorunsuz, daha nitelikli kılmak için yapmaktayız. Hangi mesleği yaparsak yapalım. E, o nedenle de tasarlamak, e, tasarlamakla karşı karşıya olduğum herhangi bir durumu öncelikle aldığım profesyonel eğitimi öne çıkarmadan onu böyle zihnimin derinliklerinde kalmış bir tortu halinde tutmaya çalışarak sıradan bir insan gibi ben şimdi bu durumda zaten var olan mimarlıktan söz ediyorsak mimarlık pek icada dayalı bir disiplin değil, insanlığın en eski davranış şekillerinden biri olan barınma davranışını gideren bir e, disiplin olduğu için e, zaten bilinen, yapılan pek çok davranışın yeniden tasarlanması, daha doğrusu yeniden tanımlanmasıyla çok ilgiliyim. Oradan yola çıkarak da çok basit. Şu anda yaptığım şu konuşmayı yaptığım kürsünün eni boyu, şu kollarımı buraya koyma şeklime kadar her şeyi sorgulayabilir ve yeniden bu durumu tanımlayabilirim. Buna örnek olarak da bir yapımda son derece alışkın olduğumuz yeniden tasarlama ihtiyacını büyük bir ihtimalle aklımıza getirmeyeceğimiz basit bir demir bahçe kapısı tasarımımdan söz etmek ve ona ilişkin bazı çizimler göstermek istiyorum. Şuraya bakmak benim için daha kolay. Bundan yaklaşık 10 küsür yıl önce Asos yakınlarında bir köyde tasarladığım ee, işverenimin bana iki3 cümleyle programını tanımladığı bir evin bahçe kapısına geleceğiz Ev bu köyde yer alıyor çok seyahat eden bir iş adamı işverenim benden basit çok basit bir ev istiyorum oraya gideceğim arada bir denize bakacağım müzik dinleyeceğim ve kitap okuyacağım demişti evin programı buydu Olabildiğince her şey basit olmalı. Beni hiçbir şeyle uğraştırmamalı. Yapıldıktan sonra yapılması zaten bir uğraştır her biranın. Ama en azından ondan sonra onunla uğraşmak istemiyorum demişti. Ee, ev hemen fark edildiği gibi uzaktan onun için fotoğrafla başladım. Sağ alt köşede görebiliyorsunuz. Daha doğrusu üst köşe. Pardon. Ee, bakılır bakılmaz. Köydeki evlerin ölçeğinde ve o prizmalardan biri. Biraz yaklaşınca farkı görmeye başlıyoruz. Tamamıyla e, günümüz teknolojik gelişmelerini abartmadan artık sıradanlaşmış olan her yerde bulunan bir alüminyum doğramacının yaptığı doğramayla ve köydeki ustaların beton dökme marifeti ve taş dokuma Sanatlarıyla oluşturulmuş bir prizma. Dolayısıyla basitliği olabildiğince e, akıllıca kullanan bir yapı. Güneşe karşı batıya baktığı için gelişmiş panjur sistemleri yerine yine köydeki alüminyum doğramacının yaptığı çerçeveye kamışların takıldığı e, güneş kırıcılar diyelim. Ama asıl mesele ne yazık ki sadece ona ilişkin fotoğrafın olmadığı, biraz da onun için çabalamadığım, çizimleri e, ön plana çıkarmak için fotoğrafını kullanmadığım, farkındaysanız bina bir hafif kaidenin üzerinde duruyor, çok az yükseltilmiş durumda. Ve işte o yükseltide de bahçe kapısı oluşturan küçücük bir demir kapı var. Temel fikir şu, onun için binayla ile başladım. E, farkındaysanız binanın komşularından kendisini ayıran çitleri, bahçe duvarları yok. Tamamiyle kot farkıyla, çok hafif yükseklik farklarıyla kendini ayrıştıran ama köyün peyzajı içinde yer alan bir yapı. İşte bir tek nokta var, mülkiyet sınırını ve o mülkiyet e, şeyini törenini oluşturan yani bahçeye daha doğrusu eve girilen bir tek nokta var. Orası da bu küçük seki duvarının yanındaki basit bir kapı. E, burada sağ altta çok ucundan böyle çubuk çubuk gözüken bir görüntüsü var. Girdiğinizde ...o kapıdan giriyorsunuz... ...araziye... ...kapıdaki temel şeyim şu... E, ...takıntım ve dediğim bu... insan aklına bile gelmeyecek olan... ...tartışmadığımız... ...basit bahçe kapısı... ...hepimiz biliriz... ...bir basit mandal vardır... ...alçak kapılarda... ...o mandalı kaldırırsınız... ...her zaman paslanmıştır o... ...en bakımda evinkinde bile... ...hele hele böyle bir arada bir sırada gidilen bir evde kesin paslıdır. Onu kaldırmak için zorlanırsınız. Paslı olduğundan diyelim ki kapıları içeri girebildiniz, onu kaldırdıktan sonra tekrar kapıyı kapatmak istediğinizde o paslı parça tam iki kapının örtüşmesi gerçekleşmeden bir türlü inip kapanamaz. O nedenle bazen parmağınızı sıkıştırırsınız. Bunun üzerine sabahlara kadar konuşabilirim. Çok problemli bir şeydir aslında. Ve o mekana tasarımı için benim zaman, enerji ve hayal gücü harcadığım o mekana girmeden önceki karşılaşma anı aslında o andır. Ve orada çok duygusal yükler vardır. Bunu dert edinip aşmak için geliştirdiğim bahçe kapısı kolu ve kilidine ilişkin çizimi şu anda gösteriyorum. Ee, son derece basit bir mekanizma. Bahçe kapısı diğer mandallı bahçe kapıları gibi demir bir çerçeve içindeki çubuklardan oluşuyor. Çubuklar var çünkü kapı niye var? Köylük yer, otlamak için hayvanları çobanlar yoldan geçirirken pekala araziye girip bahçedeki bitkileri kemirebiliyorlar. Onu engellemek için yapılmış bir kapı çok net bir işlevi var. Arasından hayvanların geçemeyeceği sıklıkta demir çubuklar var ve bu çubuklardan bir tanesi hareket ettirilebilir, yukarıdan aşağıya hareket ettirilebilir şekilde bir delik yuvanın içinde duruyor. Ve boyu biraz daha uzun diğerlerinden. Uzun olan bölümden kavrıyorsunuz çubuğu. Yukarı doğru çekiyorsunuz. Yerdeki delikten kurtuluyor çubuk. Ve zaten kapı kolu yerine geçen yükseltisinden tutmuş olduğunuz için kapıyı açıyorsunuz. Sonra kapatıp deliğe denk geldiği noktada elinizi bıraktığınızda çubuk tekrar aşağıdaki yuvaya iniyor ve kapı kapanmış oluyor. Son derece basit ama pek çok sorunu, pek çok en azından benim gibi takıntılı bir adam için pek çok duygusal sorunu bertaraf eden, bozulma ihtimali sıfır olan ve kolu yukarı çektiğinizde Çizimde gördüğünüz alttaki pul nedeniyle kolun yuvadan çıkmasını engelleyen pul parçasının demir kapının çerçevesine çarptığı anda çıkarttığı tın sesiyle de bahçenin öbür tarafında oturanların biri geldi, bahçeye biri girdi kodlamasına ulaştığı yani Tekrar duygusal bazı uzantıları olan bir tasarım. Benim inovasyondan anladığımı çok iyi ifade ettiğini düşündüğüm bir çözüm. Hepsi bu. Teşekkürler.